Evet değerli izleyiciler, bugün bugün yine önemli bir konuya gireceğiz. Güncel bir konu ama aynı zamanda güncelin derinliklerinde dalacağız. Tarihi bir konu. Evet, yani tarihi dayanakları. Yani günceli sadece sığ yanlarıyla konuşmanın çok da yararı olduğuna inanmıyorum. Yani o zaman iş bir dedikodu, öyle oldu, böyle oldu da takılıp kalıyorum. Ha neden böyle oldu? Nasıl buraya geldi? Bunları konuşacağız. Güncelde seçim, seçimin derinlikleri. Evet, Aslı Kahveci Hanım'la birlikte bu ikinci programımız, programımız yayınımız. Buyurun. Sevgili izleyenler, merhabalar. Cem TV ekranlarından geçmişten geleceğe programında Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek'le birlikte daha doğrusu onun engin bilgilerini benim de sorularımla yönlendirebileceğim bilgi dolu bir programa hazırsanız bugünkü konumuz. Seçimde şaibe iddiaları olmakla birlikte herhangi bir gelişmiş ülkede %3'ü bile geçmemesi gereken bir iktidarın 21 yılda hiçbir yıpranma göstermeden yine %52 oy alıp bugüne gelmesi birdenbire olmadı. Burada seçmenin tarihten bu yana belirli bir yönlendirilmesi mevcut. İşte biz bunu konuşacağız. Nasıl bu noktaya geldik? Seçmen hangi kriterleri baz alıyor ve neden bu hassasiyetler seçmende oluştu? Nasıl bir algıyla seçmenin kafasında doğru yaptığına yönelik bir inanç oluştu? Sayın Bakanım. Evet. Şimdi bugün bugünden başlayalım. Neden nasıl geçmişle bağ kuracağımızı da derinleştirmiş olalım. Bugünden başlayalım. Bugün bir seçim yaptık. Seçimin öncesinde bazı noktalara değindik. Dedik ki ekonomi şu an uçurumun kenarında dedi bazıları. Bazıları uçurumdan düştü geçmiş olsun dedi. Hatta seçimi Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın kazanmış olması halinde bu bombanın onların kucağında patlayacağı söylendi. Ama Cumhur İttifakı kazandı. Ve mevcut politikalarla devam ettiği takdirde de bu öngörünün gerçekleşmesi çok uz uzak bir dilimde değil. Ama seçmen bunu önemsemiyor. Evet. Seçmen belirli şeylere bakıyor. Bunlardan ilki eğilimin daha çok sağ tarafa olması, sağ tarafta da e, son özellikle 20 yılda sağ tarafla beraber dini söylemleri kullananlara yönelik olması. Neden böyle oldu? Evet. Efendim önceki söyleşimizde şunu söylemiştim. Böyle bir iktidarın yani AKP iktidarı gibi bir iktidarın ve onun başının yani onu ondan ayırmak olası değil. Evet. Böyle bir durumda, hangi durumda? Ekonominin ne oldu belli değil, ayrıntısına belli ayrıntısına girmeyelim. Vesper yani ortada. Ya Ortada yurttaşın kendisi yaşıyor. Yani gidip artık tek tek elma alınıyor, tek tek patlıcan alınıyor falan yani daha ne diyor? Eskiden Avrupa'yı Amerika'yı öyle anlatırlardı. <laughs> Aa biliyor musunuz orada biberleri taneyle alıyorlarmış diye. Bizde kilo kilo alınırken. <laughs> evet. Şimdi bizde de o duruma geldi. Bizde yani, de o mi? duruma geldi ki biz bundan 20 yıl önce yeryüzünde gıda sektöründe yani beslenme işinde <laughs> kendi kendine yeten 4-5 ülkeden birisiydik. Hı, hı Yani dışarıdan bir şey almamıza gerek yoktu. Yine yani benim çok iyi yaşadığım işte kaymakamlık yıllarından bildiğim bir gerçek Doğu Anadolu'dan İran'a kaçak hayvan girerdi. Hı hı. Yani işte koyunlar, şunlar, bunlar neden? Türkiye'de çoktu, ucuzdu. İran'da öyle değildi. İran'a kaçılır o da pahalıya satılırdı. Şimdi iş tersine döndü. Yani bunu tek tek saymayalım ama ekonomik durum belli. Hı, hı. Ya yani böyle bir durum iktidarı çökertir. İşin siyasetin doğası böyledir. Böyle olduğu için de hani Demirel ne demişti? Boş tencere Boş iktidarları çözebilmez. yıkar. Yıkmadı. Yıkmadı. Neden? Evet. Biz Geçen programda şunu söyledik sizinle birlikte. Bu iktidarın hani şöyle diyor ya. Rabia. Rabia diyor ya. O Rabia'yı önce önce yani bunu demek konumuzun içinde olduğumuz anlamına da geliyor. Önce İhvan-ı Müslimin Partisi'nin Mısır'daki sembolüydü bu. Hı hı. Mursi'nin sembolüydü. Ne demek Rabia? Dördüncü. Dördüncü. Niye? çünkü onlarda sadece erkeklere isim konur kızlara isim konmaz numara verilir tamam. salise saniye şey selase saniye e, yok vahide ile başlıyor değil mi vahide saniye ikinci selase, e, üçüncü. selase üçüncü ve rabia, rabia dördüncü peki bu rabia kim e, valla bir rabia var, e, var. <laughs> ama bir de rabia meydanı ha, e, var rabia meydanı var Rabia meydanı Rabiyetül Adeviye Heh, adındaki... İşte o Rabia'da o, Rabia'da. o yani İslam ıı, tasavvuf geçmişinde çok bilinen bir kadın evliyadır. Anlaşılan o da Mısırlı Hı -hı. ve Mısır'da bir meydana onun adını vermişler. Dolayısıyla Rabiyetül Adeviye meydanı. Orada yapıldığı için de dördüncü olduğu için Hı -hı. yani böyle öldüğü için, olduğu için diyerek e, bu işaret bu işaret İhvan-ı Müslümin Partisi'nin bu parti devrimci, İslamcı, şeriatçı, zaman zaman da teröre bulaşan bir partidir. E yani. Şimdi AK Parti'nin sembolü oldu. Onu da tek devlet, tek millet, tabii. tek bayrak. Sonradan değiştirdi ama. Önce böyle diyordu, ağlıyordu filan. Yani reis, <laughs> reis diyorlar bize diyelim. Ağlıyordu, sızlıyordu filan. Oradaki işte bir kız anlatırken ağlıyordu filan. O kadar benimsiyordu ki Mursi'yi. Mursi aşkına Mısır'la ilişkilerimiz kesildi. Evet. Olacak şey değil. Şimdi sizi tebrik etti ama Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı. Tabii şimdi, Cumhurbaşkanı şimdi ya ama aradan neler geçti. Ben. Sonra baktı ki yani bu biraz havada kaldı. Bir de düzeltmemiz lazım ilişkileri. Hala böyle diyerek Mısır'la. Mısır'la ilişkilerin bozulması Türkiye'ye çok pahalıya mal Tabii olmuştu. ki. Yani ne olmuş Mısır'la ilişkiler ya? Hepimizin cebinden para çıkıyordur. Hı hı. Yani çünkü ekonomik götürüsü var böyle yanlış kararlara. Evet. E, Suriye'yle de ilişkilerimiz bu yüzden bozuldu. Suriye'yle ilişkilerimizin bozulması baştan ne kadar güzeldi değil mi? O evet, Sayın Reis, Sayın Hanımefendi eşi. Tabi o Arapça'da bildiği için herhalde tercümanlık yapıyor. Böyle ailece oturuyorlardı. Beşer Esat ve eşi. Aha, Esma Esat. Evet, oturuyorlardı ve ailece. Kardeşim Esat'tı. Kardeşim Esat. Birlikte Sonra? sınırlar açıldı. Neredeyse tek devlet. Mayınlar ve temizlendi. Mayınlar temizlendi filan. Ama bu arada şimdi artık bunu söylemekte sakınca yok. Şimdi ayrı bir partinin genel başkanı olarak reise muhalefet eden Davutoğlu o zaman Dışişleri Bakanı. Bunu seçimden önce söylemiyorduk. Biz de acık politik olalım canım ama şimdi söyleyelim yani. Davutoğlu gidiyordu görüşmeye Esat'la. Esat da şöyle diyordu. Yani tamam Türkiye'nin isteklerini bana söylesin ama bana Obama'nın isteklerini söylüyor. Dayatıyor. Ve isteklerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin isteklerinden birisi de Esad'dan ihvani Müslümincileri serbest bırak. Niye? Niye? Çünkü bugün Türkiye yönetenler de gerçekte ihvani Müslim'in zihniyetine ve ideolojisine bağlı kadrodur. Valla hiç ihvanı Müslümanci izlemediler ama Taliban'la görüşlerimiz çok aynı. Evet. Ayrı düşmemize hiç gerek yok dediler. E daha ne desinler? Daha Hı. ne desinler? E peki ihvanı Müslümanin hareketinin e, yani işte Suriye'deki iki vurucu gücü bunlardan birisi ile ilgili ya onlar iyi çocuklar niye kızıyorsunuz falan demediler mi? Daha ne desinler yani? He. Bunlar aslında ihvan-ı Müslümini besleyen siyasal İslamcı ideologlardan beslendiler Evet Peki e, şimdi şimdi şunu. Toplumun evet. ıı, bugününe getiren ıı, tavırları yavaş yavaş geriye doğru sarıyoruz Mısır'la ilişkilerin bozulması evet. Suriye ile ilişkilerin bozulması evet. daha da geriye doğru gidip bunu toplumun nasıl etkilediğine doğru? Evet Gelelim. Ama şunu da söylemiştim Dört dayanakları var ki. Dört dayanakları bu. Dayanaklar sürdüğü sürece hı hı. işimiz zor. O dayanaklar nasıl olur? Bir, din kurumu din kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı büyük ölçüde yüzde yüz diyemeyiz. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı görevlerinden bir kısmı bunlar gibi düşünmüyor. Çok hı hı. az. Hı hı. Ama büyük ölçüde ve Diyanet Kurumu'nun başında bulunan kişi sanki bir parti sözcüsü gibi Oradan doğru eşin içinde. Diyanet kurumu, din kurumu o kadar siyasete sokuldu ki Sultanahmet caminin onarımının açılışı yapılıyor. Sanki Sultanahmet camii yeni yapılmış gibi bahçesinde miting yapılıyor. Ha bu derece iş ileri götürüldü. Camilerin içinde AKP'nin Siyasi toplantıları yapıldı filan. Yani din kurumunu yanlarını aldılar. Evet. Din kurumu kadar güçlü bir başka kurum, bir takım tarikatlar hı hı. örgütlenmiş, zenginleşmiş, ticarete bulaşmış, bulaştıkları ticarette iktidardan destek almış. Hı hı. Milyonlarca artık müridi olan tarikatlar milyonlarca. Canım kaç milyon? 2 milyon. 2 milyon o değil o. 2 milyonu düşünün. Yani bir nakşibendi tarikatının bir bağlısı bir yerde esnaf. Ne olursa olsun iktidarı destekliyor. Evet. Türkiye batmış, bitmiş önemli değil. Niye? Çünkü şeyhi öyle söyledi. Evet. Çünkü bunlar da mürit şeyhinin önünde gassalın önündeki meyyit gibi olacak. Siz bu sözcükleri anladınız mı? Evet. Ölü yıkayıcının önündeki ölü gibi olacak. Evet. Yani şimdi bu kural ne derse onu yapacak. Tasavvufta bu yok ama bunlarda var bu. Bu tarikatlarda var bu. Meyhit gibi tasavvufta niye yok diyorum. En büyük bu tasavvuflardan birisi olan Allahcı Mansur evliliğine karıştığı için ikinci şeyhini terk etti. Ne karışıyorsun? O benim özel hayatım diyerek. Evet. Yani Oysa biz de filan. gidip Ama çocuğa daha... bile isim sorulur. Şimdi bir, tarikatlar ve din kurumu. İki, AKP bir anonim şirkettir. Muhalefet de bunu doğru dürüst anlatamıyor. Evet. Bir anonim şirkettir. Yani başkanından aşağılara kadar giden bir şekilde ticari ilişkiler ağır. Zenginleştiler. Evet. Ya yani bu iktidar onları baylaştırdı, zenginleştirdi. Hı hı. Öyle böyle şöyle. Yani şimdi ayrıntısına girmem. Ama zengin. E şimdi bu güç, bu şey çok ortaklı aşenin mensupları bırakmamak için ne mümkünse yaptılar. İkinci dayanak bu. Üçüncü dayanak ele geçirmiş olan basın ve yayın. Hı -hı. Korkunç bir güç. Ele geçirdiler. Birer birer. Evet. TRT zaten onların Hı -hı. tamamen sözcüsü. Bütün kanallarıyla. Ayrıca da öyle bir ince propaganda yapıldı ki Hı -hı. tarihi dizilerde bile AKP propagandası yapıldı. bilinçaltına, bilinçaltına propaganda teknikleriyle. Doğrusu AKP'nin bu konularda propaganda biliminin, tekniğinin ve sanatının bütün bilgilerini... Göbelse rahmet okutacak ee, kadar. Göbel kim? <laughs> Kullandıklarını da görüyoruz. Evet. Ama muhalefette bu yok. Yok hatta onunla ilgili daha bugün bir veri e, gördüm. Veride bir dijital medya uzmanı şu sonuçla gelmiş. Bakın özellikle 50 yaş üstü ki AK Parti'nin oylarının çoğu da oradan geliyor. Bir çoğu hatta. 50 yaş üstünün sıklıkla kullandığı hatta kafasını kaldırmadığı Facebook ve TikTok gibi uygulamaların e, hani bende yok TikTok mesela anne babamda var o kadar e, tek tek o videoları izlediği uygulamalarda harcanan reklam oranları. Millet İttifakı'nda sadece e, Kılıçdaroğlu'na ait ve onu destekleyen birkaç, 2-3 çok değil, 2-3 hesap var. Onların harcaması toplam 2.6 milyon lira. Bununla beraber Cumhur ha, Millet İttifakı'nda son günlerde verilen Meral Akşener tarafından sadece 100 bin liralık bir reklam var. Bir de Deva Partisi gönüllüleriyle ee, Ali Babacan'ın vermiş olduğu yine küçük bir miktar reklam var. Gelecek Partisi yok, Saadet Partisi yok, Demokrat Parti yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ninki de çok az. Ee, diğer tarafa baktığımız zaman buradaki toplam 5 ya da 6 sayfa dışında yüzlerce sayfa var. Ve bırakın 2.2 e, milyonu trilyonlara varan harcamalar var. Ve soruyorlar. Ve onların verdikleri reklam adedi milyonları geçiyor. Yani korkunç videolar hazırlanmış. Yarısı da e, kara propaganda videoları. Ve bütün bunları izlediler. Geriye kalan yarısı da son 20 yılı öven videolar. İçlerinde neler yok. şehitlerde de kullanılmış. E, özellikle PKK ile Kılıçdaroğlu'nu yan yana getiren çok sayıda videoda hazırlanmış. Uydurma. Tabii tabii uydurma. E, tek tek. Ya Muş ilinde, Muş ilinden şehit olanları tek tek belirleyip sadece o ile özel propaganda videoları hazırlanıp sadece o ildekilere e, verilmiş. Ama Kılıçdaroğlu'nun hazırlananlar bütün Türkiye geneline hazırlanmış, sıradan yüzeysel videolar bütün Türkiye geneline açık. Adamlar bu kadar detaylı çalışmışlar. Yani sadece görsel medyada televizyonu ele alırsak yanılırız. Adamlar dijital medyayı da felaket kullanmışlar YouTube bunların içinde. Yani devasa bir bütçe ayırmışlar. Bu da nereden geliyor dediğiniz gibi bu para nereden geliyor? İçlerinde bakanlar var. Yani milyarlar harcayan bakanlar var dijital medyaya sadece. Evet. Nereden geliyor para? Bu para çok büyük bir para. Yani yine söyleyelim. Bunu da muhalefet yeteri kadar anlatamadı. Yolsuzluklar Türkiye'de organize yolsuzluklardır hani organize işler diye bir film vardı ya organize yolsuzluklardır ve bu öyle büyük boyutlardadır ki bugünkü ekonomik bunalımın nedenlerinden birisidir. Sadece bir ahlak verdem sorunu değildir. Aynı zamanda ekonomideki Tabii. büyük bir kanamadır. Hı hı. Onun için ben Kemal Bey gelseydi öyle efendim ekonomiyi at ya Kemal Bey gelseydi dürüst olduğu için dürüst olduğu için ve savurganda olmadığı için hemen bir düzelme olacağını biliyor. Bir de güven uyandıran bir kişiliği hı hı. vardı filan. Bu Kemal Bey'i yüzde yüz onaylıyorum anlamına gelmesin. Öyle değil çünkü. Ama dürüstlüğü yatsınamaz Ama dürüstlüğü ya kesin. Şey. Açak gönüllü bir hayat sürdüğü kesin. Öyle savurgan filan değil. Onu yaşlı söylüyordu zaten Çankaya döneceğim diyordu. Ben de diyordum ki o zaman 1150 yeri de bilim araştırma merkezi yap. Yani ve orada master doktora düzeyinde yetenekli öğrencileri al orada 3 yıl daha eğit böyle bir merkez olsun. Onun biri örneği Kazakistan'da var. Nur Sultan Bey kurdu. Çok başarılı. 3000 kişi orada eğitim görüyor falan. Şimdi e, tabii bütün bunlar dönüp muhalefetin yanlışlarını da konuşabiliriz. Hı hı. Yani muhalefet Ama e, bugün daha ziyade seçmenin yanlışlarını bir konuşalım. Tabii tabii konuşabiliriz ama o çok konuşuluyor. Evet. Ya yani biz e, yani aynı çok çok konuşulan değil de hiç konuşulmayanı konuşalım. Evet. Nedir Şimdi, o? Evet. Şöyle seçmenin sosyolojik boyutu buraya nasıl geldiğinin evet. altında yatan sebepleri az önce birer birer sıraladınız. Bunları teker teker açalım. İlki eğitim Evet. Mustafa Kemal Atatürk eğitime çok önem verdi. İsmet İnönü eğitime çok önem verdi. Onların e, öncülüğünde e, Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç eğitim enstitülerini kurdular. Köy enstitülerini kurdular. Bu köy enstitülerinde köyü aydınlatacak öğretmenler yetiştirdiler ve bu öğretmenler canla başla bütün köyleri e, yani ihya etmeye gittiler. Çünkü üretim olacaktı. Fakir ve cahil bırakılmış bir halkı ayağa kaldırmanın en kolay yoluydu. Onlarla birebir e, temasa geçecek aydın kişiler yetiştirilmesi. Her biri sönmüş mumları aydınlatacak yeni mumlardı. E, ondan yola çıkarak yakın zamanlarda da e, Allah rahmet eylesin e, yine siyasette e, kaybettiğimiz suikastlar sonucu canlardan biri. Gün Sazak, onun babası Emin Sazak. Evet. Onun meşhur bir sözü vardır. Bindiğim eşek benden akıllı olmayacak. Efendim? Bindiğim eşek benden akıllı olmayacak. <laughs> evet. Şimdi ona dönersek. Yani bu eğitimdeki bu başlatılan büyük devrimin nasıl bir anda kesildiği evet. ve ondan sonra tarikatlara yavaş yavaş nasıl terk edildiğine doğru bir gidelim. Asıl mesele budur. Evet. Türkiye'nin asıl konusu budur. Yani tarihi yeteri kadar bilmeyenler ya da tarihi sadece bilgi yığınından ibaretmiş sananlar. Tarihi işte şurada şu savaş oldu, burada bu savaş oldu, bu yenildi, bu yenildi ibaret zannedenler. Tarih felsefesi konusunda kendisini geliştirmemiş olanlar bu gerçeği göremiyorlar. Hı hı. Ve ben dini konulardan başka yerlerde söz edince ya din bu kadar din önemli. Çünkü din zihni muhtevayı oluşturuyor. Hı hı. Zihni muhteva da hayatı değiştiriyor. Hı, hı Dolayısıyla yani zihni birikimi oluşturuyor. Evet. Olaylara bakış alır. Siz yanlış bir din dayatmışsanız topluma onun sonucu ortaya çıkıyor. Hı hı. Şimdi en basit örneği benim değerli hemşerilerim bana darılmasınlar. Ama ben Bayburtluyum. Şu anda da bu iktidarı destemekte Bayburt birinci. %82'yi geçen oy veriyor. Maraş'ta ikinci %75. <laughs> Maraş'ta ikinci mi? <laughs> %75'le ikincidir evet, herhalde. Buyur. Şimdi Bayburt eskiden CHP oy verirdi? Bayburt'ta belediye başkanları CHP'den çıkardı. Ne kadar eskiden? 50 yıl öncesinden diyelim. Yani yıl diye böyle hemen dilimin hı hı. ucuna geliverdi. Ee, ne oldu? Şu oldu. Bayburt'ta sizin dediğiniz gibi köy enstitüsü mezunu öğretmenler vardı. Hı hı. Her köyde. Her köyde de neredeyse köy enstitüsünü bitirmiş. Başka yerlerde öğretmenlik yapan ama tatillerde yazın köye gelen yine köy enstitüsü Mezunları. mezunları vardı. Bizim köyde ben Bayburdun Kitre köyündenim. Neredeyse 10 kişi vardı böyle. Benim işte akrabalarım şunlar bunlar falan. Köy mezunları çağdaş kafalı adamlardı. Çağdaş. Yani onlar bir nevi köydünün aydınlanma öncüleriydi. Dolayısıyla onlar köyleri etkiliyordu. Hı hı. E, Bayburd da böyleydi. Hı hı. Yani Sözgelimi Gümüşhane'de Bayburt Gümüşhane'ye bağlıydı. 50-54 seçimlerinde toplam olarak Demokrat Parti kazansa da 57'de kaybetti. Bayburt'un oylarıyla kaybetti. Yani CHP kazandı. Hı hı. Öyleydi yani. Şimdi ise böyle oldu. Neden? Çünkü Köy Enstitü mezunlarının nesli bitti. Köy kapatan da Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Dönüştürdü. E, heh. İsmet Sonra İnönü, kapatıldı. İsmet İnönü tarafından köy enstitüleri öğretmen okullarına dönüştürüldü. Dönüştürüldü. Ama içeriğinde çok fazla bir oynama yapılmadı. Evet. Dönüştürmekten de çok pişmandır hatta. Bu yönde de Tabii. bir e, röportajı var Ama İsmet İnönü'nün. Ama dönüştürdü? Ama öğretmen okullarına dönüştürüldü. Öğretmen okullarına dönüştürüldü. Sonra da Demokrat Partisi zamanında kapatıldı diyebileceğimiz evet. bir olgu ortaya çıktı. Ne oldu bunun yerine? Bunun yerine İmam Hatip okulları oldu. İmam Hatip okulları başlangıçta çok böyle olumlu düşünceler ortaya konularak açıldı. Niye? Oraya hemen çok özür dileyerek bir virgül koyarak bir şey sormak istiyorum. Özellikle İç Anadolu'da şöyle bir tevatürde dolaşır. İmam Hatip okullarının açılmasının sebebi şuydu. Ülkede ölü yıkayacak bir insan kalmamıştı. İnsanlar en son cenazelerini alıp Ankara'ya yürümeye başladılar. Alın siz kaldırın cenazelerimizi. bizde kaldıracak kimse kalmadı. Bunun üzerine hükümet mecburen imam hatip okullarını açmak zorunda kaldı. Dolaşan tevatür bu. Bu yalan, Bunun, uydurma. Böyle şey yok. Heh, bu nereden çıktı ve e, nasıl yayıldı? Şimdi doğa boşluk tanımaz. Bu yalan. Yani tamamen yalan. Bunun birileri uyduruyorlar işte. Nasıl işte efendim bir gece içinde cahil kaldık. Dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz ya. dedelerimizin mezar taşındasın yazı mı var kardeşim? Bırakın yalanı ya. Yani. Anadolu'da var. mezar taşı ve yazı nereden? Okumaya ver aslında. Yani bunlar uydurmalar, efsaneler. Böyle Hatta bir şey yok. onunla da çok dalga geçme yönünde çok fazla caps yapıldı. Biri şey yapmış, Orhan kitabelerinin fotoğrafını çekmiş. Dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz, okuyamıyoruz yazıklar diye. olsun bize güzel, bize diye. Güzel, doğru. Bu yalan tabii, böyle bir şey yok. Çünkü Doğa boşluk tanımaz. Yani her camide bir imam vardı. Yani öyle böyle şöyle biraz okuma yazma bilen, işte biraz sure okuyabilen kişi imamlık yapıyordu. Ayrıca da Türkiye'de imam üretim merkezleri vardı. Bunlardan birisi Çaykara'ydı mesela. Çaykara yani o zaman ofa bağlıydı. Hı hı. Çaykara bucaktı sonra ilçe haline geldi. Çaykara halkı çok dindardır ve oradan çok çok böyle ya, imamlık yapabilecek insanlar çıkıyordu. Ofli Hoca. Ha, Ofli ile Bayburtlu'nun hikayesi <laughs> evet, oradan da geliyor. Oradan çıkmadır. Evet bir ara verelim sonra sürdürelim. Tabii ki. Evet yani İmam Hatip okullarının açılmasının sebebi işte ölüleri yıkayacak kalmamış da falan bunlar tabi uydurma yalanlar. Ölüleri yıkayacak da vardı, köylerin imamları da vardı. Peki İmam Hatip okulları neden ha. açıldı? Hatip okulları şu gerekçeyle açıldı. Efendim, müspet bilimler bilen aydın din adamı yetiştirelim diye. Böyle yani gerekçe buydu. Aydın din adamı yetiştirelim. Tabi burada ilginç bir nokta ve büyük yanılgı. Tarihin büyük yanılgısı yani o dönem bu işleri yapanların 48'de başladı hı hı. bu iş. Sonra 50'den sonra coştu. Evet. Büyük yanılgısı şu. Kardeşim hangi dini anlatacaksınız? Bu sorunun cevabını bilmiyorlardı ki. Kendiler de bilmiyorlar. Dolayısıyla din diye Ebu Suud'dan kalan din, Osmanlı çökerten din, din diye okullarda eğitim programlarına konuldu ve bu okutuldu. Bir de yani Türkiye'de sadece bu mu? Yani sadece Sünni Müslümanlar mı var? Türkiye'de milyonlarca Alevi Müslüman var. Milyonlarca Şii Müslüman var. Bütün bu akımların dışında yine Müslüman olan başkaları var. Başkaları var. Tabii Peki. Bir mezhep benimsemek zorunda değiller. Evet, ama var. devlet, büyük yanlış şu. Devlet hem 48'de başlayan 50'de coşan okullara din dersi, zorunlu din dersi ilkokullara konuldu önce. Hı hı. Zorunlu din dersi uygulamalarında hem de Camilere imam hatip, aydın imam hatip okulu, aydın imam yetiştirmek, hatip yetiştirmek amacıyla kurulan okullarda Osmanlı'yı batıran Ebu Suud dini okutuldu. O ona göre din adamı, ya onun yanına matematiği, kimya, fiziği koymakla aydın olmuyor ki onlar. Buna karşılık başlangıçta... Hem iyi hocalar vardı, çok az imam hatip okulu vardı. Gerçekten iyi hocalar vardı. Yani düşünün ki bir Nurettin Topçu İstanbul İmam Hatip Okulu'nda öğretmendi. Hı hı. Yani böyle bir e, Kamil Miras falan böyle hocalar vardı yani. Azdı çünkü. Ya yani onlar tabii kendi bakış açılarını yansıtıyorlardı. Her ne kadar Ebu Stud dini anlatılsa da ama çoğalınca iş değişti tamamen çoğaldı 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 ve öyle oldu ki İmam Hatip Okulu açmak siyasetçilerin bir başarısı durumuna geldi. Yani ben şöyle bir küçük olay anlatayım. Refah Yol Hükümeti'nde devlet bakanıyım. İzmir'e gidiyorum. Yanımda bir yine Doğru Yol Partisi'nden bir milletvekili var. O da gidiyor. İzmir'e gidiyor. Zaten İzmir milletvekili. Dedi ki bakanım müjde dedi. Ne oldu dedim. İzmir'e iki imam hatip okulu daha aldım dedi. Dedim iyi halt et. <laughs> ne oldu dedi. E, ne yaptın sen? Refah Partisi'ne iki kale daha kazandırdın dedim. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Dedim. Bu kadar. Çünkü bir süre sonra zaten imam hatipler MSP refah çizgisinin şimdi MSP refah çizgisi tabi saadete geldi saadette oğul verdi birileri gittiler AKP'yi kurdular evet. evet. bu partinin yani bu çizginin arka bahçesi oldular yani yaşadığım yine bir olay Doğru Yol Partisi'nden Bayburt'a dayım 1991 seçimlerinde meydanda Refah Partisi'nin mitingi var. Ben de balkondan izliyorum. Tam orada yani partinin merkezi, Bayburt merkezi. Kalabalık ve Rizeli bir sanırım Remzi Yılmaz diye birisi konuşuyor. Etrafını, onun etrafını gençler, yani genç dediğim lise öğrencileri, besbelli çocuklar çevirmiş ve kenarda da kollarını kavuşturmuş öğretmenler duruyor. Sordum. Ben ben bayburdu çok iyi tanımıyorum. yıllar önce çıkmışım aday diye geldim ya. Yani. Dedim bunlar kim? Dediler ki bunlar İmam Hatip okulu öğrencileri. Bunlar da öğretmenler. Bunlar da öğretmenler. Ama şöyle bağırıyorlar. Vur de vuralım, öldü ölelim. Şevist Vur de Yılmaz vuralım. Mı? Şevki, Yılmaz mı? Şevki Yılmaz. Şevki Yılmaz. Hayır, doğru. Remzi Yılmaz kim? Yok, işte Şevki, Yılmaz. <laughs> Şevki Yılmaz. Şevki Yılmaz, Şevke gelmiş, tabi patlatıyor. Zaten onun özellikle bir umre konuşması var. Evet. Kemalizm ve laiklikle şeytani satanizmi bir arada evet, anan. Tabi öyle şey. Yine aynı seçimlerde dağ köyünde, dağ köyünde köylülerle konuşuyoruz. Ya yani örneklerle söylüyorum ki hı hı. bunun yansıması ne siyasete iyice anlaşılsın. Evet. Köyde konuşuyoruz. Yani ne konuşulur köylülerle? İşte ürünler, havalar, şunlar bunlar falan daha siyasete bile girmedik. Bir köy kahvesi. Fakat böyle köşede birisi başını eğmiş, şık giyimli. Yani köylüler gibi değil giyimi. Yüzü parlıyor. Güneşten yanmamış falan. <laughs> birisi, genç birisi başını eğdi duruyor. Birdenbire kaldırdı. Sayın Zeybek sizin ne işiniz var bu partide dedi ve bu adamla ne işiniz var bu adam dediği ikinci sıra adayımız Doğru Yol Partisi'nin il başkanı. Yani şerefli bir adam. Sizin ittifakta olmanız lazım. İttifak dediği de o sırada Refah Partisi ile MHP ittifakı var. Millet cephe değil değil mi? Yok. O fark <laughs> Evet. Yani eee devam mı ediyor o dönem çünkü onlar birlikte girdiler. Ha. Ya yani o seçime birlikte girdiler. Sonra ayrıldılar. Yani Erbakan'la Türkeş birlikte girdiler. Hı hı. Evet. Burada olmanız lazım. Fetva veriyor. Sonra uğraşma uğraşma. Biz burada kazanacağız. Ben Gümüşhane'liyim. Gümüşhane'de kazanacağız. Bayburt'ta Gümüşhane şu anda rekor düzeyde. Yani <laughs> Maraş'ta bilmiyorum evet. yarışır, yarışır, yarışır mı? Dedi. Dedim ki kardeşim siz ne iş yapıyorsunuz? Yani köylülerden farklısınız. Köyün imamıyım dedi. Kadrolu musunuz dedim? Ne var dedi? Kadroluyum beni sürdürecek misiniz dedi? Sürdürün dedi. Ya nereye sürdüreyim zaten dağ köyünden. <gülüyor> <gülüyor> Sonra niye sürdüreyim? Ya bir adamla uğraşarak neyi çözeceğiz evet. ki? Yani tabii bunları ben anlattım. Yani gidiş bu. Yani sonuç bu. Şimdi tabii köylüler sonuçta bir konu. Saygı gösterirler. Bunlar da bizim köy yani doğal Anadolu saygısı kalmıyor. Kas. Çünkü zihinlerine başka doğrular yerleşiyor. Onun gözünde ben yani din dışı, din karşıtı bir adam oluyorum. Bana saygı göstermek zorunda hissetmiyor. Tam tersine saygısızlık göstermeyi Peki. cihat gibi görüyor. Sayın evet. Bakanım şu an genel olarak toplumumuza baktığınız zaman o size davranan beyefendinin tavrıyla. Toplumun birbirine davranışı arasında bir benzerlik var. Elbette birebir o hale geldi artık, o duruma geldi. Şimdi tabii bu bunun sorumlusu kim? Bizleriz. Biziz yani. Ve bizi buraya getiren ya biz eğitimde. Dediğim, ya ben ben kendimi ayırabilirim. Ben hiçbir imam hatip okulu da açtırmadım. Ben hep bu ülkede devletin din dayatmaması gerektiğini savundum. Devletin Alevilere ve Aleviliğe, bakın Alevilere ve Aleviliğe yaptığı yanlışları anlata geldim. Alevilere yanlış nedir? Alevi kökenler çok ender olarak bürokraside yükseltilirler. Evet, devlet kadrolarında. Bugün zaten yok gibi. Alevilik ise sanki yokmuş gibi devlet davranır. Hı hı. Böyle bir inanç yok. Alevi diye bir şey yok. Onlar sündü. Ya kardeşim. Ya bir ara bir Kürt şey mu? diye bir şey yok diyenler de oldu. Efendim? Kürt diye bir şey yok diyenler de oldu. O da, 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 da başka oldu. bir yanlış tabii. O evet. da başka bir yanlış. Ben kendimi bu konuda günahsız saymıyorum ki. Ya bunları söylemek, bırıldanmak yetmez. Bu konuda bu konuda direniş göstermeliydim. Daha dirençli olmalıydım. Sonunda da kabinelerde ortak sorumluluk vardır. Ya Ben karşıyım demek olmuyor ki. Sen karşısın ama sen aynı bakanlar kurulunun bir üyesisin. Ben iki defa da bakanlık yaptım. Müsteşarlığım var falan. Müsteşarlık gerçi siyasi bir görev değil. Memurdu. Gün sazağı müsteşarıyım bu arada. Hı. Evet. Onu da övünüyorum. Gün Sazak Cumhuriyet tarihimizde kimsenin yapamadığını yapmıştır. Beraber yaptık ama sonunda bakana Tabii. bağlıdır bu işler rüşveti ve kaçakçılığı yok ettik. Ama biz orada ile birlikte asla siyasi değerlendirme yapmadık. Yaptığımız tamamen dürüst mü ve başarılı mı? Dürüst ve başarılıysa en yüksek yere getirdik. Hırsızsa onu da aldık. Ülkücü olsa bile en ağır cezaya çarptırdık. Çünkü ülkücü hem devlete zarar veriyor hem davaya zarar veriyor mantığıyla. Yani şunu söylüyorum. Neticede bakanlıklar yapmış bir kişiyim. O bakanlıkların yaptığı yanlışların ortak sorumluluğuna ben de üyeyim. Benim de payım var. Dolayısıyla ben öz eleştiri yapıyorum. Ama bugünlerin geleceğini gördüm ben, söyledim. Yani İmam Hatip okulları, İmam Hatip bir de bir süre sonra İmam Hatip okullarında artık din dersleri falan önemini yitirdi. Hı, hı ideoloji yeterli hale geldi. Evet. Bunu da nasıl gördüm biliyor musunuz? Ben Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin 14 yıl kurucusu ve mütevelliyet başkanıyım 14 yıl. Biz ÖSYM'de yüksek puan alanları yeniden mülakata alır seçerdik. Hı. Niye seçiyorsun? Yani Türkiye'den Kazakistan'a gönderiyoruz. Orada hem Kazaklar var hem dünyanın her yerinden gelen Gençler var, bunları da biz getiriyoruz. Onların önüne doğru örnekler koyalım. ya yani Türkiye'den gelenler, hatta görünüşleri bile düzgün olsun falan diye konuşmaları filan, bilinçleri tabii. Türkçe olsunlar istiyorduk açıkçası, oraya gönderiyoruz filan. Bu arada biz öteden beri yanlış bulduğum bir uygulamayı orada uygulamadık. Yani kat sayı sistemini. Hı hı. o yanlıştır. 28 Şubat'ın işte bugüne bizi getirmesinin en büyük etkenlerinden yanlıştır biridir. Yanlıştır ve haksızlıktır Tabii yani. Ki. Ya meslek lisesi mezunu, imam hatip okulları mezunu bu arada diyelim ki 150 puan alıyor ama diğer liselerde, Terakki Berber Lisesi diyelim ki şimdi aklıma geldi. O alıyor 140, o giriyor 150 alan giremiyor. Hı hı. Bu yanlış. Dedik ki biz tanımıyoruz. Dolayısıyla bize imam hatiplerden de bir yöneliş oldu ve ben bu yıllar içinde yüzlerce İmam Hatip Okulu mezununu sınav aldım. Mülakata. Şimdi İmam Hatip Okulu mezununa ne sorulur? Dini sorular sorulur. Diye. Hı hı. Yani dosyasının kapağında yazıyor. İmam Hatip Okulu mezunu ya da işte şu ilçenin, ilin ülke ocaklarından gönderdiler. Bilmem ne falan filan. Ya da şu salık verdi bir de bir milletvekili falan. Hı hı. Yani dosyaya konuyor bu falan. İmam Hatip Okulu. Soru. Kur'an'ı açınca, Kur'an-ı Kerim açınca karşına çıkan ilk sure hangisidir? Bir, bir şeyler söylüyor ama bilmiyor. Hani kopya olsun diye Fatiha ne demektir? Açılış. Açılış siz biliyorsunuz. Onlar bilmiyor. Evet. Ben oradan son imam hatiplerin geldiği noktadan bahsedeceğim. Evet, Siz bitirdiğinizde. Evet. Bilmiyor. Ya çok basit sorular soruyoruz. Bilmiyor. Hatta camiye şimdi onlar imam hatip okulu ya camide hı hı. görev alacaklar. Sözde camiye girdiğiniz zaman oradaki bölümleri sayın. Yani mesela mihrap diyor. Minber diyor. Minberde Müslümanlar namaz kılar diyor. Ya Müslümanlara cambazlık mı yaptıracaksın evet. Ya <laughs> bir kişi bildi. O da dedi ki ben Daren de imamının oğluyum. <laughs> ya, i̇mamın oğluyum şu gidip geliyormuş oradan biliyor. Sonra bir çocuk da bizim bu arada arkadaşlarımız da kızıyorlar. Ya ne biçim imam hatip okulu mezunusunuz deyince çocuklardan biri dedi ki hocam ne kızıyorsun ya? Beş alıp geçiyoruz sonra da unutuyoruz. <laughs> evet. Şimdi yani orada Yanlış dinin de doğru eğitimi yoktu. Hı hı. Hani yanlış din bence yanlış yani bu Ebu Suud dini bence İslam değildir. Ama olsun onlar İslam bari bunu doğru öğretin. O değil ideoloji verildi. Hı hı. Bir de işte Kur'an-ı Kerim'i e, tilavetle işte mahrecine göre ayinleri çatlatarak evet, falan evet, ona daha önem verildi evet. filan. E bu ne oldu? Bu sonunda İmam Hatip oku, bu İmam Hatip Okulu mezunlarını iktidara getirdi ve şimdikiler için Erbakan Hoca'nın bir sözü var. İşte siz yetiştirdiniz falan deyince yok dedi bunlar kaçıp futbol oynuyorlar. <laughs> Erbakan çizgisiyle bunların bir ayrımı var onu Tabii da söyleyelim. Farklı. Erbakan çizgisi evet o da dincidir, şeriatçıdır, İslamcıdır hiç kuşku yok. Ama o İslamı anti emperyalizm anlamında değerlendirdi. Hı hı. Ve bir de hocanın teknik üniversite hocası olması hı hı. dolayısıyla doğrusu bilime ve teknik işlere de merakı vardı. Yani farklı bir çizgisi vardır Bakan Hoca'nın. Bunu da kabul etmeliyiz. Ya şöyle bir şey var. Ben özellikle bazı insanlar için bu değerlendirmeyi yaparım. Yanlış yerde duruyordur ama bir duruşu vardır. Onu evet. Muhafaza ediyordur. Hani doğru yanlış kişiye göre değişmekle beraber e, kesin olan bilimsel olgularda yanlış yerde duruyordur ama duruşu vardır. Duruma göre kendi duruşunu değiştirenler asıl tehlikeli olanlar. Ha, Ve olurdu. bugün Tabii. bugün e, ne yazık ki hani özellikle o sosyal medyada çok insanları tahrik edici, argoya varan kelimeler kullanarak zafer olarak adettikleri seçim sonuçlarını savunanların geçmişlerine baktığınız zaman geçmişte 28 Şubat sürecinde başörtülü kadını odasından kovan Kaymakam bugün en e, azılı taraftar olmuş geçmişte top sakalıyla, elinde kadehiyle e, balolarda, açılışlarda, en ön sıralarda yer alan e, o zamanın taze akademisyen beyefendisi. Bugün sarıyla cübbesiyle fotoğraf vermekle övünüyor, eliyle yemek yemekle övünüyor. Sosyal medyada hoşuna gitmeyen, sözler söyleyen e, hanımlara cariyem olacaksın diye hakaret ediyor. İşte kızdığımız nokta biraz da bu. Yani o kişiler o dönemin e, durumuna göre bir duruş sergileyip durum değiştiği zaman kendi duruşunu yeniden değiştiren... E bu değiştiği zaman, yarım bir gün Atatürkçüler iktidar olduğu zaman yani en can hıraş Atatürk'ü savunanlar haline gelecekler. Evet. Bu noktada biraz ahlaki çöküntümüz söz konusu. Bu ahlaki çöküntüye de bir girelim e, isterseniz. Bu hep vardı da ama şimdi çoğaldı. Yani şöyle söyleyeyim hani dinleri var diye ahlaka gereklik duymuyorlar diye evet. bir söz var. Yani insanlar ya ahlaklı olur ya ahlaksız olur. Bir de ilginç bir şey. Yani insan doğası ideolojilerden ve dinlerden sanıldığından daha az etkileniyor. Sanıldığından daha az etkileniyor. Yani benim e, müsteşarlık yaptığım dönemde gün sasa müsteşarı olarak kaçakçılık ve rüşvetle savaştığımız ona mücadele edemez. Biz savaştık. Ve sonunda da işte Gün Sazak öldürüldü. Evet. Devsol öldürdü ama kaçakçılar Dev Sol'a öldürttü. Birileri dev genç falan diye yazıyorlar, Hayır dev genç değil. Dev Sol. Dev genç farklı bir örgüttü. Önceki örgüttü o her neyse. 69 farklı fraksiyon vardı. Evet. Tabii. Yani dev Sol öldürttü ama ha? kaçakçıları öldürttü. Savaştık. Biz yaptığımız ilk incelemelerde şöyle bir sonuca vardık. Bu bakanlıkta ideolojik ve siyasi keskinliklerin çok olduğu o dönemde altı tür insan gördük. Tek tek inceleyerek. Bir, Müslüman, dindar. Diyor ki, Erraşi ve mürteşi finnâr. Rüşveti alan da veren de cehennemliktir diyor. Böyle bir hadis var diyor. Almıyor. İki, Müslüman. Diyor ki burası Darül harp. Burada darül İslam yok ki. Burada her şey serbesttir. Üstelik de bu devlet kafir devlet. Çal ki yıkılsın. Alıyor hatta Ganimet ilk görüyorum. aldığını efendim. Ganimet görüyor. Ganimet. İlk aldığını böyle çenesine sürüp hak berekat diyen muayene memurlarından söz ederlerdi. Müfettişler falan bile ilgi veriyorlardı. Demek ki Müslümanlık onu etkilememiş. Adam kendisi zaten dürüstmüş. Ya da kendisi zaten hırsızmış. Hı hı. Dini ona uydurmuş. Dini ona uydurmuş. İki, sosyalist. Diyor ki, rüşvet insan onuruna aykırıdır. Almıyor. Başka sosyalist diyor ki, ya bu devlet zaten kapitalist devlet. <laughs> Çal ki yıkılsın diyor. Alıyor. O da sosyalizmi kendisine uyduruyor. Üçüncüsü, milliyetçi, ülkücü diyor ki ya bu devlet bizim. Bu kaçakçılık çok büyük zarar veriyor. Rüşvet ahlaksızlıktır, almıyor. İkinci tür ülkücü diyor ki ya bu devlet milli devlet değil ki. Milli devleti kurmak için bu devletin yıkılması lazım. Üstelik teşkilatın da paraya ihtiyacı var. Çaldığının bir kısmını da teşkilata <laughs> Gerekçesi <de> veriyor. Hazır. <laughs> veriyor falan. Hatta ben şöyle bir şaka geliştirdim. Şimdi o zaman ülkücü dernekler vardı. İşte ülkücü gençlik derneği, ülkücü köylüler derneği, hı hı. ülkücü memurlar derneği, ülkücü işte esnaf derneği falan. Dedim bir de ülkü hır var. Ülkücü <laughs> ülkü hırsızlar, hırsızlar derneği. derneği. Bunlar ülkü Çok hır iyi. mensubu. Ve Gümbey'le birlikte şu karara vardık. Bir, dedik ki hiçbir şekilde partiden gelen istekleri yapmayacağız. Alparslan, Türkeş'ten gelse bile geldi ve yapmadık. İki, biz seçip alacağız, gümrüklere girmek isteyeni almayacağız. Gümrükler diyorsa bir kötü niyeti var demektir. Sonuçta ne oldu? Sonuçta bilmem söyledim mi ama yine söyleyeyim, isim de vereyim. Arif Kutlu Tuna diye birisi. Gün Sözak dedi ki, ya bu Trakya Gümrükleri Baş Müdürlüğü'ne bilgili ve dürüst birisini bulalım. Ben de Necati Can diye bir müfettiş vardı. Çok güvendiğimiz, dürüst ve akıllı, bilgili. Onu çağırdım dedim ki bize birisini bul dedim böyle. Trakya Gümrükleri Baş Müdürü yapacağız. Dedi ki var kim? Harami Dere Gümrük Müdürü Arif Kutlu Tuna. Dedi ki dürüsttür, bilgilidir, beceriklidir ama sosyalisttir dedi. Nasıl yani dedim. Deniz Gezmiş'in öldüğü gün kızgınlığından sarhoş olup olay çıkaracak kadar dedi. Dedim şunu bana bir çağır ya. <laughs> Geldi. Dedim ki ya Arif Bey siz dedim sosyalist, sosyalist misiniz? Evet dedim. Dedim ki hiç önemli değil. Sizin sosyalist olmanız hiç önemli değil. Biz sizi, sizin Necati Can sizin bilgili ve dürüst olduğunuzu söylüyor. Sizi Trakya gümrükleri baş müdürü yapacağız. Avrupa gümrükler ona bağlı. İpsala ve hı hı. Kabukule ona bağlı yani. Yapacağız. Siz kaçakçılığı ve rüşveti önleyeceksiniz. Ama bilin ki bu bana, bakanıma ve partime yarayacak. Benim için hiç önemli yok. Ben görevimi yaparım dedi. Ben devlet memuruyum dedi. Gerçekten atadık. Görevini de yaptı çok da iyi yaptı. Başarımızda onun çok etkisi vardır. Ama biz oraya ülkücü diye bir ülkü hır mensubunu getirseydik, biz de batağa ve pisliğe bulaşırdık, bulaşmadık. Yani MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında hiçbir şekilde Gümrük Tekel Bakanlığı ile ilgili en küçük bir kara nokta bile yoktur. Yoktur çünkü. Hep dövündük. Tabii ilginçtir o dönemde yani CHP ile karşıtız. O evet. dönemin Ecevit CHP'si. CHP'nin sol milletvekillerinden bile yani CHP içinde de TKP'ye yakın denilen milletvekilleri vardı. Onlardan biri de İzmir milletvekili bir arkadaşımız. O mecliste dedi ki ben bu bakanın ideolojisine karşıyım dedi. Ama dedi şunu söyleyelim ki Cumhuriyet tarihinde örneği olmayan bir başarı ortaya koymuştur. Ve rüşvet ve kaçakçılığı önlemiştir. Benim yine mecliste bulunduğum dönemde bütçe Komisyonu'nda yine böyle konuşmalar oldu. O zaman CHP'yi tutan Milliyet gazetesinde de hem baş yazar hem Hasan Pulur benim de adımı vererek bu arada benimle birlikte Tekel Genel Müdürü Esat Güçhan'ın adını vererek işte genç müsteşar 33 yaşındayım o zaman ben. Genel müdür de 28 yaşında bu arada kaymakam. Eski Türkiye'de. Evet. Evet. Yani demek istediğim olan şu. Evet yani dürüstlük önemli. Dürüstlük sadece hırsız olmamak değil yani. Dürüstlük birçok konuda önemli. Yani bir siyaset eğer bir siyasi parti karşıt siyasi partinin karalamak için karşıt siyasi partiyi karalamak için düzmece adına montaj denilen bir takım görüntüler üretip yayıyorsa sonra da montaj mı falan falan diye böyle küçümsüyorsa orada dürüstlük yok demek. Peki bu siyasette ilk kez olmuyor bildiğiniz gibi. Evet. Hatta Hüsamettin Cindor'un şöyle bir esprisi var. Yahu biz gittiğimiz yerlerde CHP CHP'yi kötülemek için e, espri yollu derdik ki zaten bu İsmet önünde askerliğini yapmamış ona bile inanırlardı diyor. Yani eskiden evet. beri vardı bu. Var, var. Sadece dozu biraz arttı. Bu arada çok, İmam çok Hatip'lerle arttı. ilgili çok evet. e, ilginç bir veriyi de paylaşmak isterim. Evet. 2002'den bu yana İmam Hatip sayısı 7 kat arttı. Evet. E, ve buradan mezun olan gençlerle yapılan anketlerde aşağı yukarı aynı oranda deizminde arttığı görüldü. Evet. ve ateizmin. Buradan mevzu olan insanlar önce dini sonra da tanrıyı reddedebilecek pozisyona gelmişler. Bunda da eğitimin içeriğinin çok etkisi var dediğiniz evet. gibi. Siz Ebu Suud dinini din budur diye dayatırsanız gece gündüz bununla yaşayan gençler evet açıyorlar, soruyorlar. bakıyorlar. Yani birisi diyor ki mesela işte Ahsab suresinin şu ayetinde şöyle diyor, Nisa suresinin hı hı. şurasında şöyle diyor, çocuk bakıyor, ya gerçekten böyleymiş diyor filan. Orada da tefsirler devreye giriyor işte. Tefsirler devreye giriyor, tefsirler de zaten ne yapsa kekelese de kükülese de bir şey çıkaramıyor filan. Şimdi dolayısıyla ben bir başka örnek vereyim yani Türkiye dışından bir örnek vereyim. Birkaç yıl önce bana İran'dan bir direktör geldi. Bir üniversitenin rektörü. Ben Türkiye-İran'ın ile dost olması gerektiği görüşündeyim ideolojilerden bağımsız olarak. Hı, hı coğrafi sebeplerden çünkü Atatürk de en çok İran evet. dostluğuna değer veriyordu evet. filan. Sadabat baktını kurdu diyelim. Bir ara daha verelim. Sonra evet. devam edelim. Kaldığımız yerden devam, devam edelim. edelim o zaman. E, sayın Bakanımla birlikte Nasıl bugünlere geldik sosyolojik olarak bu ortamda özellikle seçmeni suçlamaya yönelik açıklamalar yapan muhalif taraf değil ama muhalif seçmenin bir de halkı anlamıyorsunuz diyen iktidar seçmeninin konuşmalarını karşılıklı analiz ettiğimiz zaman ortaya bir sorun çıkıyor. Çözülmesi gereken bir sorun. Seçmen gerçekten şu an çağdaş Türkiye Cumhuriyeti seçmeni e, nasıl oldu da kendi önceliklerini başkasının önceliklerinin ardında bırakmaya başladı. Tam olarak konuştuğumuz evet. şey bu aslında. Bunda da eğitimin çok önemli olduğundan bahsettik. Eğitimde önce bilimsellikten uzaklaşıp dinsel e, eğitim müfredatının artırılması, imam hatip okullarının açılması, imam hatip okullarının aydın din adamı yetiştirmek yerine o amaçla açılmış olsa da onun yerine ne yazık ki dini çok fazla önemsemeyen bir hale getirilmiş olması, hele ki son eğitimi Fredatında isteyerek değil de mecbur kaldığı için İmam Hatip'e giden çocukların mezun olduğu bir ortamda bunu da çok yadırga, yadırgamıyoruz açıkçası. Bir diğeri tarikat ve cemaatlere verilen imtiyazlar. Bu imtiyazlar sadece ekonomik veya sadece eğitim değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan bütün kurumlarda yer edinecek, bütün ihalelerde yer edinecek kadar imtiyazlar verilmesi. Bunda da özellikle 1980 darbesi çok etkiliydi. Bildiğiniz gibi 1980 darbesinde sağ ve sol çatışmalarının bitirilmesi için yapılan darbede en büyük darbe sola indirildi. Ama bir diğer en büyük darbe de ideolojik görüşlere indirildi. İnsanlar belirli bir ideolojiyi benimsemekten çekinir hale geldiler ve bu boşluğu da tarikat ve cemaatler doldurdu. Evet. Yani 20, 12 Eylül yönetimi o zamanki adlandırmayla söyleyelim. Devrimcilerle ülkücüleri ezdi. Evet. İki tarafı da ezdi. Hatta denge de kurdu. Biri oradan bir oradan astı, astık, bir soldan astık. astık diyen. Ee, şöyle de ince bir uygulama yaptı ülkücü kökenli polisleri ve yargı mensuplarını devrimcileri devrimciliğe yakın polisleri ve yargı mensuplarında ülkücüleri sorgulamak ve yargılamakla görevlendirdiler. Böylece birbirine hınç duyan iki grubu evet. devlet eliyle karşı karşıya getirmiş oldu. Şimdi tabii bu iki grup birbirini tanımazdı. Evet. Birisi bağımsız Türkiye diyordu, hı hı. birisi milliyetçi Türkiye diyordu. Evet. ikisi de söylüyordu. aynı şeyi söylüyordu. Birbirlerini hiç tanımadılar. Ve Nasıl böyle bir şey oldu? Çok ilginçtir yani. Ee, devrimciler, ülkücüleri Amerikan uşağı gibi görüyorlardı. Evet. Efendim ülkücüler de devrimcileri Rus, Rus. Çin falan Aha, filan. Evet. Hatta Arnavutluk falan Çünkü orada da fraksiyonlar çoktu. Evet. Uşağı gibi görüyorlardı. İkisi de yanlıştı. Doğru değildi. Evet. evet. Ama birileri bu işi kotardı ve böyle oldu. Onu yine söylemeliyim. Biz başlarken, yani ben işin ülkücü kanadındayım. Hı -hı. Ama başladığımız zaman daha adımız ülkücü değildi. Adımız neydi? Biz kendimize Türkçü toplumcu diyorduk. Hı -hı. Dolayısıyla biz o dönemde sol kökenlilere sempati duyuyorduk ama farklı olduğumuzu biliyorduk. Yani 65-66 yıllarında, 67'de de devam ettim. Sonra ayrıldım. Ben Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanıyım. Üyelerimden üçte biri Alevi kökenliydi. Partinin önünde Aşık Dursun Cevlani, Kemal Atatürk'ün aydın izinden bugün bize hoş geldiniz erenler parçasını Aşık Çırakman'ın parçasını söylerdi. Yani bu bir Aşık Dursun Cevlani bir Alevi Ozan'dı. Çırakman da Alevi Ozan'dı. Ve CKMP'de bunlar söylenirdi. Öyleydi o zaman. Biz İşçi Partisi'ne seminer dinlemeye giderdik. Onlar da bize gelirlerdi. Biz Sosyalist Kültür Derneği'nin çarşamba söyleşilerini hiç kaçırmazdık. Orada Doğan Avcıoğlu, Şevket Süreyya Aydemir'i dinlerdik. Evet, yararlanırdık. Yani Doğan Avcıoğlu da gerçekten iyi bir araştırmacıdır. Şevket Süreyya Aydemir ise çok parlak bir beyindir filan. Sonra değişti. Sonra ne olduysa işte MHP'de bir değişim ve doğal sonucu MHP'ye Atatürkçü, devrimci olarak girmiş olanlar, toplumcu olarak girmiş olanlar bir süre sonra oradan koptu hı hı. sola gittiler ha. yani söz gelimi Fethi Gürcan'ın oğlu vardı Ömer Gürcan diye bir genç o gençlik kollarındaydı benim dönemde sonra kaymakamken baktım ki o tam aşırı sola gitmiş filan, Ottü de okuyordu filan. bir değişim oldu neticede bu iki grup bu iki kardeş grup sosyal tabanı aynı olan Evet. çoğu da köylü filan yani evet. köyden gelmiş bu iki grup farklılaştı ve birbirle savaşırken arada İslamcılar evet rahatladılar. Gerçi İslamcıların partisi de ama üst kademelerde bulunanlar da bir sürü hapse atıldılar ama sonra onlar çabucak çıktılar. İslamcıların önü açıldı. Çünkü İslamcıların önü açılmakla birlikte anayasaya liselere zorunlu din dersi konuldu. Zorunlu din dersi diye anlatılan da yine İmam Hatip okullarında anlatılan Ebu Suud diniydi. Ya yani ben görüye dönüp işte Muaviye dini falan diye lafı çoğaltmak istemiyorum ama neticede Ebu Suud dini Osmanlı'da. Yani aşırılaştırılmış. Aşırı, şeriatçı. Şeriatçı. Şeriatçı e, ve biçimlere önem veren ruhu olmayan, evet. öz olmayan, erdemi değil, namazı öne çıkaran mesela. Hı hı. Namaz dinin direğidir diye bir evet. söz üretildi. Namaz kıldı mı tamam her şey temiz. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de namaz da geçmiyor. Geçmez çünkü namaz farçadır. Evet. Şey yani namaz e, bunun Arapçası sala. salat. dua, zikir, tesbih falan diye üç sözcük kullanılıyor. Hı hı. değişik Ama kendilerdi. dua, duanın biçimi de yok Kur'an'da. Yok tabii. Nasıl yapıldığı yani kaç defa olacak? Sadece sabah öyle akşam Rabbinizi anın ayetinde. Evet, sabah öyle akşam 3 e, vakit. Evet. E, namaz kılınabileceği e, şeyine varan. Suudiler evet. öyle galiba. Evet, evet. E, Suudiler öyle galiba. Yok Suudiler değil de Onlar İran, da mı İran, İran, İran. İran'da 3 Caferiler. Ama Caferiler de şöyle diyorlar. Aslında 5'tir ama 3 vakit kılınabilir. Hı. Neden? Çünkü peygamber diyorlar öğle ile ikindiği Akşam ile yatsıyı birleştirerek, yani ya öne alarak ya Hı. sona getirerek, birleştirerek üç vakit kılardı çoğunlukla. Öyle Diyorlar ki şey. beş Kesinlikle. kılmak iyidir ama de olur diye üç kılıyorlar. Yani orada İran'da ve Caferiler'de namaz üç vakittir. Yani üç vakit <laughs> Onlar <gülüyor> biraz şey yapmışlar, benim e, bir ara yaşadığım bir anekdot, bizzat da kahramanı benim. E, genciz daha e, 16-17 yaşlarında kuzenler gelmiş çok hoş bir sohbet ortamı var ama kalkıp yatsı namazını kılmam gerekiyor e, çünkü saat ondan sonra sular kesiliyordu köyümüzde o zaman e, öncesinde hemen abdest alıp ben namazı kılayım diye e, kalktım ya çabuk gelirim 7 rekat zaten dedim döndü bir tanesi yatsı 13 değil mi dedi ha dedim devir ekonomi devri <laughs> Ha, devir ekonomi de. Evet. Onlar da biraz ekonomik bakmışlar ha, galiba. Yani orada şöyle yani güneş battıktan sonra biraz beklerler onlar tam hı hı. güneşin battığı hı hı. iyice belli olsun Sünniler çabuk çabuk kılarlar. onlar hı hı. biraz beklerler evet. beş dakika falan beklerler orucu da öyle açarlar sonra yani gece yarısına kadar akşam ile yatsı birlikte kılınabilir evet yani on buçukta mesela diyelim. E, Akşam ile yatsıyı birlikte kılabilirler hmm. filan. Yani bu cemi tehir, cemi takdim, cemi tehir diye iki ayrıyorlar. Cemi takdim yani öne almak, cemi evet. tehir de son Ertelemesi. ertelemek. Öyle de böyle. Dolayısıyla Caferilerde üç vakit kılınıyor. Bu arada bizim Yörük köyüne gelmiş Caferi alim Demiş ki siz Alevisiniz böyle olmaz namaz kılacaksınız. Nasıl kılacağız? Şöyle. Ya üç defa kılacaksınız demiş. Şimdi Yörük köyü o zaman aşağıyla kasabayla ilişkileri zayıf hı hı. dolaşıp duruyorlar. Yani Yörük obası hı, hı köy bile değil. Demişler ki ya bu üç vakit çok. Her gün üç vakit, her gün üç vakit. Ya gitsin birisi müftiye de danışsın. Bunu biraz indirelim. Adam gitmiş, işte atla gidiyor tabii o zaman neyle gidecek. Gitmiş müftiye demiş ya müftü efendi bir hoca geldi bize üç vakit namaz kıldırıyor. Bunun aslı ne? Tabii o ne bilsin Cafer evet. miydi, miydi, nereden biz? Bir hoca geldi anlatıyor bir de Arapça biliyor. Müftü demiş üç vakit mi kılıyorsunuz? Evet. Beş, beş demiş. Ne demiş adam. Başı önde dönmüş. Köylüler de onu bekliyorlar ki insin. Heyecanla. Ya benim işte bağırmışlar. indi mi? indi mi? Oradan bağırmış. Ne indisi? Bindi, bindi. <laughs> beşe, beşe çıkmış filan. Şimdi namaz dinin direğidir dediler falan. Yani böyle bir yani namaz. Peki kardeşim sen ne dediğini biliyor musun namazda? Yok. Peki arkasında namaz kıldığın adam, namaz kıldırma memuru binde yoktur öyle bir şey. O biliyor mu? E, o da bilmiyor. O da bilmiyor, bilmiyorlar. Ne imamlar ne dediklerini bilirler, ne de cemaat onun ne dediğini bilir. Ne Ama de önemser. Yatarlar, kalkarlar falan. Biraz ve... şeye benzetiyorum ben onu. Ee, yine bunu keşfedişimde 20'li yaşlarıma denk gelir. Ee, sanki Türkçesini düşünerek kıldığım zaman daha doğruymuş gibi. Öbür türlü büyülü bir takım sözleri söyleyip de cennete erişmeye çalışmak gibi anlamsızca gelmişti. E tabii yani şimdi bizim Türkler ilk Müslüman oldukları zaman atalarımız çok doğru bir şey yapmışlar. Bu arada Türklerin ilk Müslümanlığı Hallaç Mansur'un yüzlerce talebiyle birlikte Türkistan'da yaptıkları etkinlik sonucudur. 10. yüzyılın başıdır. Evet. Evet. O işte Talas Meydan Muharebesi falan, falan. evet. Uyduruyorlar. Ya yani çok uydurma şeyler var. Evet. E arada peki bunu uyduruyorsun. Arada nerede bu Müslümanlar? Yok. Ha. İlk böylece Türkler arasında kalabalık bir Müslümanlık yayıldı ama bu Mansur'un Müslümanlığıydı. Bu Mansur da Alicidir. Hı hı. Demedim Alevi dedim Alili. Alilidir. Çünkü bu anlamda Alevilik oluşmuş değildi o zaman. Hı hı. Ama Alilidir. Ali yolundandır. Yani adalet esastır. Adalet dürüstlük. Bir de Anadolu'daki o zamanki din anlayışında tasavvuf e, i̇şte çok ön plandaydı. Tabii Mansur. Mansur, Hallacı Mansur. Bizim Müslümanlığımız Hallacı Mansur'la başladı. Bizim dediğimiz Türklerin Müslümanlığı ve on, o Müslümanlığa en yakın bugün Müslüman grup Alevi Bektaşilerdir. Zaten Mansuru bilip benimseyen de onlardır. Mansur darı vardır. Hı hı. Yani Man Mansur'u unutmadılar. Ee, Mansur'u Yunus da unutmadı söyledi. Pir Sultan da söyledi. Sıralamayı düzeltiyorum. Pir Sultan da söyledi. Mansur da söyledi. Yunus. Hacı Bektaş da Hacı söyledi. Bektaş. Ahmet Yesevi söyledi. Evet. Mansur bir gün ağladı. Bir de şiir okuyalım. Mansur bir gün ağladı. Erenler rahm eyledi Kırklar şerbet içirdi. Mansur değerin bilip. Mansur der ki enel hak. Erenler için doğru. Mollalar der ki yanlış. Gönüle kötü alıp. Söyleme enel hakkı kafir oldun Mansur. Deyip öldürdüler taş atıp. Şeyh Mansur öldürüldü. Külü göğe savruldu. Zevk denizi kabardı. Doldu derya kaynaşıp. O gündeki o derya kıldı efkan. Vaveyla. Aşıklar Allah'ım kılsın didarın nasip. Tövbe hocamet, Ahmet. Olur haktan inayet. Yüz bin evliya geçti. Sırrı sırra ulayıp. Sır enel hak sırrıdır. Yani Türklerin hı hı. İslam'ı vahdeti vücut İslam'ıdır. Mansur bunu öğretti ama zaten Türklerin inancı da öyle olduğu için evet. çok kolay oldu iş. Hı hı. Dolayısıyla o zamanki atalarımız baktılar ki ya bu biz Arapça bilmiyoruz. ...bu Arapça namazı biz niye kılacağız? Kılmadılar. E Biz kendimize göre Tanrı'mıza... ...kendi dilimizden yakarıyoruz. Onu sürdürdüler. Tanrı'ya yakarırken Musiki ve... ...Raks da vardı. Evet. Samah diye söylüyoruz. Sema, onu da yapıyorlardı. Böyle bir Türk Müslümanlığı... ...ortaya çıktı. Ama onu e, bir başka şekliyle aslında... ...Mevlana da yapıyor. Mevlana'nın evet. yaptığı semadır. Tabi orada Mevlana'nın... O da Türkistan'dır Aha, bu. arada tabii neyle beraber? Afgan tabi. değil mi Mevlana? Efendim? Afgan, değil mi? Yok. Şöyle, bugün Afganistan'da ama Bel şehrinden gelmedir. Afgan şöyle tabii Afganistanlı anlamında Afgan <laughs> ama Anadolu olduğu için de Rumi denildi. Evet. Yani Romalı yani evet. denildi. Mevlana ile Mevlana'nın büyük piri Necmettin-i Kübra. Necmettin-i Kübra'dır. Necmettin-i Kübra ile Ahmet Yesevi çağdaştır. Evet. Aralarındaki ayrım Necmettin-i Kübra'nın Tacikçe konuşması, Ahmet Yesevi'nin Türkçe konuşmasıdır. Hı hı. Onun dışında çok benzerler birbirlerine. Peki şöyle bir şey doğru mu? Özellikle e, Mevlana Celaleddin Rumi'nin e, Moğol baskınlarında Moğol baskınlarını e, ve Moğol hükümdarlarını e, desteklediği ama buna karşılık Ahmet Yesevi'nin onu e, bu yönüyle tenkit ettiği. Yok. Ve, doğru yap, değil. Bu yönde bir şey doğru var. Doğru değil. Çağdaş da de değiller ayrıca. yani Ahmet Yesevi Türkistan'da. Özür dilerim. Ahmet Yesevi. Çok özür dilerim. Verim. Hacı Bektaş Veli'nin. Bu konuda delil Hı -hı. yok. Delil yok. Yani e, çünkü şöyle Hacı Bektaş Veli Türkmen boyları arasında, halk arasında. Halk Türkmen de büyük ölçüde. Tabii ki. Türkmen boyları arasında yaygın olan bugün Alevi dediğimiz, o gün öyle demiyorduk, bugün diyoruz. Bugün Alevi dediğimiz e, gruplar vardı. Bu grupların hepsinin serçeşmesi oldu. Yani kendisinin yetiştirmesi olmasa bile başka kollardan gelen Anadolu'da ne kadar dervişan varsa, dervişler varsa bunlar vahdetçi Mansur'dan gelen dervişler de, Ebul Vefa kolundan gelenler de vardı. Hı hı. Bütün bunların üstüne Hacı Bektaşi Veli öyle bir egemenlik kurdu ki hepsi onu benimsedi. Hı hı. Doğrudan onun müridi olmayanlar da benimsedi. Mesela Hubyarlar vardır, Sıraç da denir. Hubyarlar aslında Hacı Bektaş'ı kendi pirleri olarak bilmezler. Biz doğrudan Ahmet Yesevi'den geliyoruz derler bizim pirimiz Ahmet Yesevi derler. Ama Hacı Bektaş'ın üstünlüğünü yani Ahmet Yesevi'ye değil o dönem Anadolu'sundaki dervişlerin hepsinin başı olduğunu da kabul ederler. Saygı duyarlar. Yani daha başka başka örnekler verebiliriz. O dönemde Mevlana ise zaten halkın anlamadığı ama Selçuklu aydınlarının veya Selçuklu sarayının anladığı bir kitap yazdı. Kitaplar yazdı. Farsça Yani Farsça dediğimiz bugünkü İran'daki Farsça değil. değil. Daha çok Tacikistan'daki Tacikça. Onun dili de Firdevsi'nin dili de Tacikçedir Hı -hı. bu arada. Zaten Fars diye bir söz yoktur kitaplarında. Tacik der o. Yani e, Moğol'a da Tatar der. Tatar der, Ha. Mevlana, Mevlana bir siyasetçi değildi. E, sarayın çok saygı duyduğu sarayın da sarayın yanındaki başbakanların falan da pervanelerin de saygı duyduğu bir kişilik idi. Tabii Mevlana insancıl yönü çok güçlüdür. Mevlana'nın e, Moğollara karşıt bir söylem ve eylem içinde olmadığı doğrudur. Hı hı. Ama şöyle diyor Siz diyor Tatar'a bakınca Moğolu kastediyor. Kafiri görüyorsunuz. Ben onda geleceğin müminini görüyorum diyor. Böyle de bir iddiası var. Dolayısıyla evet Mevlana Selçuklu'nun direnişine karşı Moğollara yönelik bir eylem içinde olmamıştır. Bu doğrudur ama onunla Hacı Bektaş arasındaki çekişme filan diye bir şey yok. Uyduruyorlar bazı tarihçe geçinenler. İşte bunlar içinde birisi de Ahi Evran'ın adı da efendim Nasrettin olduğu için Nasrettin Hoca odur diyorum. Evet. Hiçbir ilgisi yoktur. Hiçbir ilgisi yoktur. yani tarihçilerde de böyle uydurmalar oluyor bazen ve tabi profesör falan oldukları için de söyledikleri tutuyor. Ah Evran nere Nasrettin Hoca nere? Ne ilgisi var yani? Nasrettin Hoca'nın yeri ayrı, Ahi Evran'ın ayrı, hayat çizgisi ayrı. Yani öyle şakayla şunla bunla geçirecek bir e, molla falan değil yani. Şey, ahi evran. Bir de ahi evran. Evran nedir? Ejderhedir. Ejderhadır evran. Ejderhadır Evren ya da evran. Onu bilmiyordum şu bir an o yüzden şaşkınlıkla bakıyorum. Ama şeyi okursanız orada var. Benim son romanımda var Hı, o. o. Romanı bitirirseniz orada benim açıklaması niye ona ejderha dendiğin açıklamasını yaptım orada. Yani orada birçok Tarihi bilgi var. Dolayısıyla Mevlana'nın hitap ettiği kitle ayrı. Mevlana'yı halk anlamıyor ki. Farsça söylüyor. Evet. Ama sarayın e, ve yakınların, seçukların da Hacı Bektaş'la bilgileri yok. Türkçe söylüyor. Türkçeyi tenezzül edip okurlar mı onlar? Bakınız o dönemi nasıl anlatıyor Aşık Paşa? Türk diline kimseler bakmaz idi. Türklere her giz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri, bu yolu, ol ulu menzilleri. Sonra işte Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş, Yunus da burada Türkçe dirildi ama unutmayalım. Biz Cengiz Han'a ve Moğollara düşmanlık falan yaparız da. Cengiz Han olmasaydı bu Selçuklu'nun Farslaşmış olan yönetimi ve bürokrasisi silinmez ve altından Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli'nin Türkçe'ye dayalı dünya görüşü ve Türkçesi ortaya çıkmaz. Sildi o. Yani Cengiz, Cengiz silerken sildi sadece burada değil, Türkistan şehirlerinde de sildi. Farslaşmış ya da Araplaşmış olan bir zadegan yani üst sınıflardı. Hı hı. Alttan Türkmenler çıktı. Evet. Osmanlı Türkmenleri çıktı. Karamanlı Türkmenleri çıktı. Karamanlılar doğrudan doğruya Ahmet Yesevi'nin yolundan gelen adamlardı evet. ama nasip Osmanlılara evet. geçti filan. Çok uğraşmış evet. olsalar da. Bir de zaman herhalde azalırken eee azaldı, azaldı. son konuya bir değinelim. Şimdi seçmeni anlamaktan şuraya doğru evrilmek ülkeyi kurtarmayacak. Mevcut durumda devam etmesini sağlayacak. Muhalefet halkı anlamıyor, iktidar halkı anlıyor. O zaman muhalefetin iktidar olabilmesi için iktidara benzemesi gerekir. Aynı söylemleri geliştirmesi gerekir. Görüşü son zamanlarda çok sık dile getirilmeye başlandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yaygın görüş var. İşte İstanbul Ankara Belediye Başkanları örneğinde de bu görüş destekleniyor. Böyle olmalı deniliyor. Ben bu görüşü yanlış buluyorum. Yani iktidarın aynısını yapacaksanız e niye muhalefetsiniz siz? Dolayısıyla ben muhalefetin yani mevcut muhalefet partilerinin ya da yoksa bir yeni muhalefet partisinin ortaya çıkıp Atatürk döneminin Türk devriminin ilkelerini çağa getirerek çağa başka bir çağ çağa taşıyarak çok açık ve çok net söylemesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü kısa vadede başarı elde edebilirsiniz diyelim ama uzun vadede bu ülkeyi nasıl kurtaracaksınız? Siz eğer yine devletin dini İslam'dır diye bu diyaneti besler ve desteklerseniz ve elinde kılıçla Ayasofya'da Atatürk'e karşı hutbe evet, verirse buna karşı da siz Dilenmezseniz. Ne bırak, var canım sadece ayet okudu derseniz. Derseniz. E bu sürer gider. Geleceği de Türkiye'nin geleceğini de boz. Ama bir kendiliğinden olan bir şey var. Onu söyleyeyim. Siz de söylediniz. İmam Hatipler'de bile artık bu anlatılan din yüzünden dinsizlik yaygınlaşıyor. Sahti yaygınlaşıyor. Bugün Z kuşağının yüzde yetmişi dinsiz. Hı hı. İyi kötü demiyorum. Hı hı. Durum değerlendirmesi Durum teslimi, yapıyorum. Evet. Yüzde yetmişi dinsiz. Bugün Z kuşağının yüzde yetmişi dinsizse yarın alfa kuşağı geliyor. Onların yüzde sekseni dinsiz olacak demektir. Beta kuşağının yüzde doksanı dinsiz olacak demektir. Nereden çıkarıyorsun? Çünkü dünyanın gidişi de bu. Hı hı. Yani bugün mesela Avrupa'da Kuzey Avrupa'da din yok. Yani hı hı. ben e, İsveç'e birkaç kez gittim. İşte Alevilik anlattım, Türklük anlattım, Atatürk anlattım. Üç konferans verdim ve onlar da bana bir gerçeği söylediler. Orada yaşayan Türkler, İsveç'te dine inananların oranı yüzde beş. Onlar da ihtiyar kadınlar kiliseye gidiyor. Evet. Peki yüzde 95'i deist ya da ateist olan İsveç ahlaksız mı Yok. Ne ahlaksız ne de geri. Öyle bir şey yok. Demek ki ahlak ile din arasında sanıldığı gibi de öyle çok doğrudan bir ilişki yoktur diyelim. Doğrusu nedir? Doğrusu birileri açık, seçik, net Atatürk'ün Türk devriminin yeniden gerçekleşmesi gerektiğini, kurtuluşun bunda olduğunu haykırmalı. Birileri küser, birileri oy vermez. Aldırmadan haykırmalı ve böyle yürümeli. Yani CHP de hiç olmazsa inönü Atatürkçülüğünü bak, hiç olmazsa diyorum, farklıdır. İndonu Atatürkçülüğünü savunsaydı, onu dinleyenler hiç olmazsa birler ha bak bu seçenek var derlerdi. İyi ee, de Sayın Bakanım, yine önümüzde şöyle bir handikap var. Evet, bağlıyoruz ama siz söyleyin. Tabii, yani. 1923'ten bugüne kadar, 23'ten alıyorum. Çünkü öncesinde e, Cumhuriyet ilan edilmediği için açık açık söyleyemiyorlardı. Ama 1923'ten bugüne kadar... Atatürk düşmanlığı nokta 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 tohum olarak ekildi bu evet. toplumda milletin zihnine. Bunu konuşalım sonradan. Evet. <laughs> evet e, Bitirelim mi? Bitti. Peki. <laughs> bitti. Bağla diyor bizim arkadaşımız. Evet bağlayalım değerli izleyicilerimiz. Bugün de bir söyleşi yaptık. Elbette ki bu bir akademik ders değil. Bir söyleşi. Evet. Ve Aslı Hanım çok değerli katkılarda bulunuyor. Sağ olsun. Sağ var olsun. Ee, onunla birlikte konuları irdeledik. Sağ olun, var olun. Evet. Sizlere iyilik, sağlık, esenlik, mutluluk ve başarılı uzun dirlik diliyoruz. Diliyoruz. Evet. Sağ olun. Evet. Görüşmek üzere.